Efendim size şöyle bir sorum var. Allah'a ulaşmak için, onun rızasını kazanmak için zahiren ibadete ne gerek vardır? Kalpten zikretmek yetmez mi? Böyle bir soru var efendim. Lütfen cevaplar mısınız? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Aslında bu ve buna benzer sorular bugünkü dönemde, bugünkü çağımızda sık sık sorulan sorulardı. Bugün biliyorsunuz insanların çoğu dinden uzaklaşmış durumda ve pek din ve dini ibadetlerle alakaları olmayan bir dönemdeyiz. Onun için bu ve buna benzer sorular sık sık soruluyor. Biliyorsunuz ve zaten ve bu soru sadece İslam'a mahsus değildir. Genel olarak dine karşı böyle bir bulunuyor ki insan neden zahiri ibadete önem veriyor? Her din belli bir şekilde belli ibadetler öğretmiş. Aynı şekilde İslam da Allah'a ulaşmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için biz Müslümanlara belli ibadetleri öğretmiş. Tabii ki başta olmak üzere en sık sık yapılan ibadet namazdır. Günde beş vakit namaz kılınır. Hac da keza aynı şekilde bir zahiri bedensel yapılan ibadettir. Oruç vesaire vesaire. Peki bunun hikmeti nedir? Niye bunları gerekiyor? Acaba sadece kalbin içinde Allah'ı anmak yetmez mi? Bu soruyu ele alacağız. Bakın aslında bir noktaya kadar Allah-u Teala da bu düşünceye doğru olarak görüyor ki bir noktaya kadar ki asıl olan tabii ki kalbin içindeki olan Allah sevgisidir. Onun için bazı zahiri ibadet edenleri Allah-u Teala lanetliyor. Mesela bir yerde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Yani namazlarından gafil halde kılanlara yazıklar olsun. Onlar ancak gösteriş yaparlar. Yani gösteriş için ibadet edenler Allah-u Teala diyor ki onlara yazıklar olsun ama gene de ibadetin bir önemi var. Ama burada Allah-u Teala şunu bize öğretiyor ki eğer sadece de gösteriş için bir ibadet yapılıyorsa o zaman onun hiçbir faydası yok. Aksine Allah-u Teala'nın lanetine sebep oluyor. Peki, şimdi gelelim zahiri bedensel ibadetin hikmetlerine. Bakın aslında bu çok doğal bir şey. Bakıyoruz ki bizim toplumsal hayatımızda İnsan kendi duygularını ifade etmek için belli bir şekilde, bir zahiri bir şekilde hareket ediyor. Ve bu her kavimde ortak bir şeydir. Yani bu sıra dışı bir şey değil söylediğim şey. Mesela bakalım her kavimde mesela arkadaşlar birbirini görüştüklerinde tokalaşıyorlar. Tabii ki bugünlerde koronadan dolayı olmaz da genel olarak tokalaşmak bayağı yaygın bir gelenek. Neredeyse bütün kavimlerde mevcuttur. Birbirine sarılıyorlar. Peki bu neden insan bunu yapıyor? Yani acaba sadece selamun aleyküm demek yetmez mi? Yetebilirdi ama gene de insanlar kendince bir yerler geliştirmişler. Aynı şekilde mesela bakalım yeni doğan bir bebek olsa bile o tabii ki bu durumda hiçbir şey anlayamaz. Ama gene de anne babalar büyükler onun karşına bir saygı duyuyorlar ama bu saygıları ifade de ediyorlar. Onu öpüyorlar vesaire. Hatta uyurken bile okşuyorlar onu. Peki neden böyle yapıyorlar? Bu bebek zaten bunu hissetmez. Hele hele uyurken. Ama gene de insan bunu yapar. Demek ki bu tabi gayet doğal bir şey. Kendi duygularını ifade etmek. Ve Allah-u Teala sadece bu doğal bir şeyi hissederek insana bir yöntem gösterdi. Bir din içerisinde, belli bir sınırlar içerisinde dedi ki tamam eğer siz de yani gerçekten beni arayanlar, siz de bana gelmek istiyorsanız
O zaman bu şekilde ibadet edin. Ve bu bakış açısından bakacak olursak, böyle itirazlar efendim sadece kalb ile Allah'ı anmak yetmez mi diyenler, aslında bu onların tembelliğinden kaynaklanıyor böyle bir düşünce. Onun için kim gerçekten kalbinde Allah sevgisi bulunduruyorsa, onun böyle bahanelere sığmaya gerek yok. Çünkü o kendince doğal bir şekilde kendi duygularını ifade etmek isteyecek. Peki bu bir hikmettir, ama bunun altında diğer hikmetler de var ve ikinci halife hazretleri, Ahmadiyye cemaatinin ikinci halife hazretleri bunu bir yerde şöyle açıklamıştı. Diyor ki bir ibadet bir toplumsal şekilde de yapılması gerekir. Çünkü kuşaktan kuşağa bunu devam ettirmesi lazım. Mesela görüyoruz ki çocuklar nereden öğreniyorlar? Mesela anne babaların akrabalarına karşı sevgi duygularını nasıl öğrenebiliyorlar? Tabii ki görüyorlar ki babası amcasını ziyaret ediyor. Akrabalar, arkadaşlar birbirini ziyaret ediyorlar. Hediye veriyorlar birbirine. Ve yani zahiri bir şekilde bir şey var ki o hissedebilsin bu sevgi ve muhabbet aralarındaki. Onun için yeni bir toplum için bu Allah'a ibadet duygusu, Allah'a sevgisi duygusu, bunu devam ettirmek için, kuşaktan kuşağa ileri sürdürmek için de zahiren yapılan ibadet çok önemlidir. İkincisi ya da ayrıca buna ilaveten, bunu da düşünmek lazım ki Allah'ın lütufları sadece ruh ile sınırlı değil. Onun lütufları bütün bedenimiz, bütün üzüvlerimizi kapsıyor ve onun için üzvümüzü Allah-u Teala ibadet etmek gerekir ve böylece Allah-u Teala bize güzel ibadetler öğretti ve zaten Allah'a ulaşmış kimseler, Allah'a ermiş kimseler bunu hissediyor ve hiçbir salih insan geçmişte ya da bir gün bunu hiçbir zaman terk etmemiş. Bu yeni çağımızda yeni ortaya gelen bazı düşünceler, bunun hakikati aslında yok. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi